Abi herkese merhaba, bugün Hindistan vizesi alacağız. Böyle yerler var, çabucak hallediyorlar. Şurası da Hindistan konsolosluğu. Girip bakalım fiyatları nasılmış. Hi. 3000. This is e-visa. You go by flight or by bus India? By bus. The regular visa, we make all documents, mm-hmm. then go visa section, mm-hmm. you submit the form there and pay visa fee there. So how much all document? If we... Document? Like this size picture, form, photocopy, everything, 770 rupees. Ah, I see. How many persons? 2 persons? 2. Okay. In here? For free? No. For 1% is 770 rupees. The form, photo, copy, all the things. 700. About $7. Yeah. But this is also extra. This is different. So all we have to pay just 770, right? All. Here. For all. Hmm? Here. For all. For 1%. For 1%. Yeah. Okay. And inside you need to pay the visa fee. Yeah. Yeah. Yeah, for everything in here, 770. Okay, so 2%, 700 each. Okay. Wow, very good. Okay, 700 each per person. Yes, each. Fix your t-shirt. Burada her şeyi yapıyorlar ve 7 dolardan az tutuyor. This is take off class. Class take off. Take off class. Take off class? Yeah. Böyle bir form veriyorlar. Bunu 7 dolara dolduruyor. Adam elle hepsini girecek şimdi. Bizim yerimize hepsini yapacak. Ve 6 ay falan vizeye başvuracak. Bakalım olacak mı? Nasıl olacak? Burada abimiz takır takır elle dolduruyor. Biz bilgileri verdik. Referansımı falan hepsini yazıyor adam. Abi bu adam elle doldururken bile çok sıkıntı çıkıyor. Sürekli hata veriyor. Adam sürekli baştan dolduruyor. Yani evde siz doldursanız bile aynı şey. Şu an zaten adama biz söylüyoruz, o yazıyor yani. Biz bilgisayar yok diye yapıyoruz. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Çok hızlı hallediyorlar burada. Now, you just pay 1400, then you just go next gate. Okay. Yeah. Bir sonra başvuracağımız yere götürüyoruz. Let's go. Okay. Thank you so much. Burası da başvuracağımız yermiş. Yeah, 9:30 to 12. Hi. Can we get inside? Abi gittim bir daha çıkarttım, size şimdi sorunu anlatıyorum. YouTuber yazamıyormuşum. Dedim ben YouTuber'ım, ne yapacağım dedim. Yani paramı oradan kazanıyorum. Yok illa bir yer yazacağım falan dedi. Software Engineer yazdım yani, bilgisayar mühendisi. Çalıştığın yeri ID kart falan söyledim. Yok yani çalışmadım, 2 yıl önce falandı dedim. Yani dürüst olmaya çalışıyorum, zorla yalan söyletiyorlar. Şimdi bir daha çıkarttır freelancer olarak. Yani böyle iş buldukça çalışıyorum gibi mühendis tarzı göster dedi. Onu yaptım. Şimdi hey onu bekliyorum. Para çekmeye gitti. Gelecek, bir daha başvuracağız. Umarım hallolur ya. Biraz sıkıntı oldu gibi hissettim yani. Abi bunlar gerizekalı ya. Vallahi gerizekalı. Kızı kabul ettiler. Kız parasını ödedi. Her şeyini yaptı. 100 dolar ondan da aldılar. 120 bin Nepal parası mı öyle bir şey. Bana geldi sıra. Problem şu. Çalıştığım bir yer yok. Yani YouTube'dan para kazanıyorum. YouTuber'ım seçeneği yok. Bana bir şeyler göster falan diyor. Google AdSense'imi gösterdim ben de. Kazandığım parayı falan. Götürdüm. Bana şey dedi, seni arayacaklar dedi. Önümüzdeki pazartesi veya salı. Fakat benim vizeyi erken almam gerekiyordu Holyfest için. Önümüzdeki günler ararlarsa ben zaten Holyfest'i kaçıracağım. Bugün halletmemiz gerekiyordu. Çünkü bir 7 gün bekleme süresi var. Onu da yapamayacağım için hey ona dedim, git dedim, iptal et, paranı da geri al dedim. Gelmemiş gibi yapalım, dokümanları da alalım, çıkalım dedim buradan. Tamam dedi. Onunkini de iptal ettik, benimkini zaten arayacaklar dedi. Geri dön. Yani hiçbir şey yapmadık bugün. Saçma sapan bir iş oldu ve saat 12 geçti şu an. 4 saatte buralardayız. Abi günaydın, herkese merhaba. Hatırlıyorsanız Hindistan vizesi için bu yollardan geçmiştik. Bize demişlerdi sizi kontrol etmemiz lazım. Yani beni
Hey onunkini tamam o zaman ver parayı marayı dedik. Benimkini hallederseniz ondan sonra onunkini de alırız dedik. Tamam dediler, öyle böyle dediler derken kaç 4 gün geçti, bugün salı. Dün arayıp sormadılar, biz aradık yarın falan dediler. Bugün gel dediler. Şimdi gidiyoruz bakalım nasıl olacak, anlatın hepsiz. Bu arada geldik yine aynı gudubet yere. Şimdi içeri gideceğiz, kamera yasak. O yüzden kapatıyorum, konuşuruz içeri sonra çıkınca. Şu an Hindistan vizesini yapamadık diye şey yapıyordum da. Beni alma ya. Niye lan? Ne bileyim videoda. Ne olacak oğlum? Abi biz Hindistan vizesi için girdik. Bize yine sonra gelin tarzı şeyler dediler. Bekle bekle dediler. Biz de en son pes edeceğiz herhalde. Almayacağız vizeyi falan. Bu arada Cihat'la tanıştık. O da vize almak için. Konsolosta bekliyordu. Aldı o. Polifest'i yakalayacak. Ben yakalayamayacağım. Benim YouTube kanalım. Abi bu arada Cihat'la ayrıldık, o otele gitti. Cihat da Türkiye'den Nepal'e gelmiş direkt. Birkaç trekking noktaları var, onları yapmış. Biraz onları konuştuk. Helal olsun. Hindistan'a da vizeyi aldı. Holy Fest'i de yakalayacak. Tam benim yapmak istediğim şeyi tıkır tıkır yaptı. Fakat ben... Olmuyor yani. Korelilere Hindistan kapıları kapattı. Direkt uçarsan ya da ev vize alırsan vermiyor. Vize vermiyor. Bize zaten direkt vize istiyor. Yani konsolosluğa falan gitmen gerekiyor. O yüzden çok sıkıntı. İkimiz birden patladık yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Holy Fest'i kaçırıyoruz ama vize alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? O hiç belli değil. Tabii vize. Bir oyun daha Korea no problem. Only you need to care. Only... Yeah, thank you, thank you. Korea. Because I think the embassy, they want to have an interview with you. Let me check, okay? Okay, when interview? Okay, okay, wait. We're waiting too much. No, no, wait. Tomorrow, your friend, Turkish friend, will have an interview. Tomorrow? Tomorrow, your friend, Abu Can, right? Yeah, yeah. Yeah, he will have interview tomorrow at around 11:30 a.m. Okay, 11:30 interview. Yes. Yeah, interview. Okay. So he may come with the passport. Okay. Okay. To the visa center where you have come today morning. Come here at the visa center, and our person will take you inside the embassy. Okay, 11:30. See you 11:30 tomorrow. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Okay. Thank you. Yarın 11:30 randevu aldım. Abi herkese merhaba, bugün buradan 4. geçişim falan. Son haberleri şey işte, dün gelmiştik. Şey dedi, yarın 11:30 gel, seninle özel görüşme yapacağız konsoloslukta. Ondan sonra şey yaparız dedi. Ben direkt neyse onu söyleyeceğim, diyeceğim ben YouTuber'ım, paramı oradan kazanıyorum. Bir sıkıntı varsa alma kardeşim diyeceğim yani. Şimdi gidiyorum içeri. Now we are in India embassy to get visa for my baby. Just pray like a stupid. That's why baby got hurt and baby. Oh, baby is became so big. Oh, baby so big. Baby got hurt. Why I exchange my US dollar? Abi aldım dokümanı. İptal ya, Hindistan'a girmeyeceğiz. See you bro, thank you. Bir daha görüşmeyiz bu amcayla. Yetti ya. Kadın diyor ki parayı öde, parayı öde, biz sonra sana şey yapacağız, toplantı ayarlayacağız ama toplantıda şey de edilirsin diyor. Mesela ben YouTuber'ım falan demiştim, beni YouTuber olarak sokacaklar ve benden önceki adamlar da YouTuber'ım falan deme dedi bana yani. Ben, fakat herkes biliyor benim YouTuber olduğumu, kafadan direkt öde ondan sonra odaya gir, ondan sonra şey olabilirsin dedi yani. İptal edebilirler dedi, ben dedim ver o zaman dokümanı, ben istemiyorum, para mara ödemeyeceğim dedim, çıktım geldim. Böyle Hindistan yalan oldu kardeşlerim, Holy Fest'te Nepal'de görüşürüz, hoşçakalın, bu videoda böyle olsun. Koronanın etkisi, kız da alamıyor bizim Eyon. Normalde uçakla varınca havalimanından alabiliyordu, onu iptal ettiler. İnternetten alabiliyordu, onu iptal ettiler. Burada da bir tane Koreli ile görüştük. Kızın Hindistan'da işi varmış, yani kendi yaptığı ticaret varmış. Orada dükkanı, her şeyi varmış yani, otel motelsi neyse. Kıza vize vermemişler, kızın her şeyi orada, kız geri dönemiyor Hindistan'a. Gelmiş burada, her gün git yarın gel, her gün git yarın gel. Japon çocuğa da aynı şekil. Ben de bizimkine dedim ödemeyelim, gel başka yere gidelim. Öyle yapacağız yani. Neyse, videoyu beğenmeyi unutmayın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hindistan videosu yalan oldu, hoşçakalın, bay bay. Abi şimdi Kore'yi şeyi bloklayan, yani gelmesini kabul etmeyen ülkelere bakıyoruz da. How many countries? 91 country. 91 ülke abi, şöyle göstereyim. Korelilerin gelmesini istemiyor, Türkiye'de dahil. India 18 hours ago they blocked. Ve 18 saat öncesinde bütün Hindistan Korelileri blokladı.
bütün Koreliler hiçbir şekilde vize alamaz. Bugün konsoloslukta bana dedi ki öde benim yerimi öde. Ben alırım vize gireriz. Sen zaten alırsın. Ben de alırım falan dedi. Fakat dedim ki ikimizden biri alamazsa zaten sıkacağız. Ya sen koronadan alamayacaksın ya ben YouTuber'ım diye alamayacağım. Çok büyük risk dedim. Gel iptal edelim dedim. Çıktık. Şimdi bu haberi gördük. 18 saat önce kesinlikle Koreliler Hindistan'a giremiyor. Oh baby, only two country in Europe block me. One of them is Turkey. I can't go Turkey. Havaladın. Koreden uçuyorsan hele hiçbir yer seni kabul etmiyor. And Turkey also, I can't go. Completely block me. Yani ne yaparsan yap. Kore pasaportunu gördün mü dön diyor yani adam. Hiç bakmıyor bile. Ve şey de var. Ben kendim için araştırdım dedim. Nasıl olacak Türkiye dönüş falan. Bir bakayım dedim. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsan Türkiye'ye de dönemiyormuşsun. Mesela Kore'deki abiler falan, Eyüp abi falan vardı. Büyük ihtimal onlar istese şu an dönemeyecek Türkiye'ye. Bu durum sonlanana kadar herkes hapis kalacak yani bir yerlerde. Bizim sonumuz nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Evet, and Iceland, Azerbaycan, Uzbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Croatia, Turk. I need to make a self isolated for 14 days. You need to show them you have no corona. Yeah. Çok boka sardı durum. Yani onun için çok kötü oldu. Dünyadaki en çok etkilenen ikinci ülke şu an. Çin'den sonra Kore. This is Turkey, right? Yeah, Turkey. Bu Türkiye abi. Without ikamet, have you been, if you been in Korea, you can't come back to your country too. Oh, my baby didn't visit Korea. That's why my baby come back to your country, but I can't go. That's why my baby can't go back to Turkey. Şimdi nereye gideceğiz diye bakıyoruz. Nepal'deyiz ve Nepal'in sınırı sadece Hindistan'a var ve Çin'e var. Çin'de, yani Tibet'e var daha doğrusu. Dağlar kesiyor. Hiçbir şekilde aslında sınır da yok. Uçmak lazım. Şu an tek tek ülkeler hani Malezya'ya mı gitsek, Tayland'a mı gitsek falan diye baktık. Her gün bir tane ülke Malezya'da komple iptal etmiş. Tayland çok riskliymiş. Gitsen iptal edebiliyormuş tipine göre. Ve biz son 3-4 gündür biraz şeyiz böyle kırığız. Bizimki öksürüyor falan. Ben düzeldim ama bizimki biraz şey yani. Yarın uçsa bence direkt havalimanından Kore'ye uğurlarlar. Nepal olsa. Nepal olsa. 6 days later. Nepal olsa. So you can't get more visa in Nepal. Sıçtık. Çok büyük sıçtık. O çok büyük sıçtı yani ne yapacağız bilmiyoruz. Dünden yani iki katı oldu bir gün içerisinde. Biz dün hani bakıyorduk şuralara uçarız falan. Şimdi bir Sri Lanka kaldı gidebileceğimiz. Bir Bangladeş büyük ihtimal yarın da onlar iptal eder. Ne olacak bilmiyoruz. Çok garip oldu yani. Korean passport is useless. Neyse bilgi geldikçe aktarım. Abi herkese merhabalar. Son durum değişti. Biz Hindistan vizesini iptal edince hem onu da bütün ülkeler kabul etmeyince, engelleyince bize dedi ki Nepal konsolosluğuna gelelim, vizemizi uzatalım. Şimdi gidip ona şey yapacağız. Heyon'un bu arada ayın 10'una kadar vakti var. Ayın 10'una kadar uzattı uzatmadı, hiçbir ülkeye gidemiyor. Herhalde buralarda bir yerde. Konsolosluk burası da bakalım nasıl olacak. İçeride çekim yasak büyük ihtimal. Bakalım yabancılar alabiliyor mu? Nereden alırız? Buradan. 30 gün daha, belki 2 ay daha alırız belki. We I think we have to wait so long. Kalabalık biraz yani. Where, where? Oh, we need to ask you. Let's go. Excuse me. We wanna have Nepalian visa. More days. How we can? Yes, please. Okay, fill the online form. Online form. Oh, thank you. Form doldurun ondan sonra. Abi günü 2 dolar diye biliyorduk. Gün başına 3 dolarmış. Şu an tam mal gibi kaldık yani. Çok pahalı. Almadık. Çıkıp düşüneceğiz sonra bir daha geleceğiz. Abi yine Nepal konsolosluğuna geri geldik. Bu sefer vizemizi alacağız. Paramızı hesapladık. Tam 27 gün falan yapıyor. Where is it? Where is machine? Ah, here. How? Ah, come. Abi vize numaranızı girdikten sonra önceki tarih, yani vizenizin biteceği tarih bu. Eklemek istediğiniz rakamı giriyorsunuz, 27 gün daha. Prosi dediğiniz zaman otomatikman şeyde daha fazla kalmak istiyorum, bitti. 81 dolar, günlük 3 dolar girdi. Şimdi bunu yazdırıyorsun. Böyle. Şu an Korelileri aynı onunla kadar engelli. Bakalım nasıl yapacak. 27 days. There's Wi-Fi. Herhalde verecek ya. Is there any problem?
No. Same country? Same, same. No, no, not same country. Turkey. Abi parayı veren düdüğü çalıyor, hiç sormuyorlar bile yani. Kaç gün istiyorsun? Tanesi 3 dolar, 27 gün mü? Fazla dolarımız yoktu, olanı verdik yani. 30 diyedik, şey ettik, 27 oldu. Bu arada ayın 10'una kadar uzatmazsa daha uzatamıyor. Korelilere Nepal'de engel koymuş. O yüzden sıkıntı yani. Benim bir sıkıntım yok ama onun var. O yüzden halletmemiz lazım ve bugün cuma, son yarım saat. Yarın cumartesi, pazar. Bayağı belki kapalı olacaktı burası. Abi buralarda da ödeniyor şimdi. İnşallah komşu falan yoktur. Bu da Nepal tarzı. I don't think so. Bu tarz çok yaygın Nepal'de. Biz artık karıştırıyoruz. Müslümanlar mı acaba? Farklı bir tiplerim vardı. Günlük 3 dolardan kişi başı 27 günden 81 dolar 165 dolar orada duruyor. Bize 3 dolar geri verecek. Bu arada rupi de ödeniyormuş ya. Biz mal gibi dolar yaptık. Bana dolar dolar dedi. Dolar yaptık geldik. Rupi oluyormuş. Son belgeleri verdik şimdi. Ödedik her şeyi. Have a seat. Bu arada eski vize tarihinizin üzerine ekliyor. Bir de 81 dolar yazmış buraya. İşte havalimanında almayınca mal gibi 2 aylık falan. Gelip burada kaç dolar zarar etti biliyor musunuz? 27 günlüğü 81'i aldık. Normalde 1 aylığı 50 dolara veriyorlar. Biz de ilk girişte 15 günlük aldık. 30 dolar verdik. Oradan bir 10 dolar zarar ettik. Bir de buradan salak gibi 27 gün aldık. Çok paramız gitti ya. 31 dolar zarar etmiş. Sağlık olsun. Kız başka ülkeye gidemiyor. Ne yapalım? Ayrılmamız gerekiyordu. Böyle bir çare bulduk. Son zaten 3-4 günüydü. Alel acele geldik yani. Yarın iptal, bugün sondu. Yoksa hiçbir ülke kabul etmiyor. Direkt Kore'ye dönmesi gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Damn, they give to me. Wow. Yırttı. Nepal'de artık. I love Nepal. Nepal is my best country. Even the Turkey also reject me, but Nepal can upset me. Wow. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.